Yeni PlayStation Plus sistemi ile ilgili son tahmin videosu bu. Daha önce PlayStation Plus Extra ile ilgili 3 video paylaşmıştım. Deluxe sistemi için ise PlayStation 1 oyunlarına yer vermiştim. Bu videoda ise PlayStation 2 ve PSP oyunları var. Ondan sonra da artık beklemeye geçeceğiz. PlayStation 2 en fazla oyun çıkan konsol, 4500 civarı oyun yapıldı ve pek çok efsane oyununda başladığı dönem aynı zamanda o sebeple önemli. İlk olarak Siphon Filter, Dark Mirror ve Siphon Filter, Logan's Shadow oyunları sızdı. Bunlar PSP ve PlayStation 2'ye çıkan oyunlar. Metal Gear Solid 2 ve Metal Gear Solid 3 bence PlayStation 2'nin en önemli oyunlarından. Ama iki tane de PSP'ye birbirinden güzel Metal Gear Solid oyunu çıktı. Onlar da Portable Ops ve Peace Walker. Yine bir başka efsane God of War bu dönemde doğdu. God of War 1 ve God of War 2 PlayStation 2'ye çıkan oyunlardı. Ghosts of Sparta ve Chains of Olympus da PSP'ye çıkmıştı. Sanırım benim PSP'de oynadığım en iyi oyunlar God of War'un bu iki oyunuydu. Toplamda 4 adet God of War oyundan bahsettim. Bence bunların hepsi olacak. O dönemlerde çok dikkat çeken bir Rockstar oyunu vardı, Manhunt. Psikopatça sahneleri olan, hatta doğru hatırlıyorsam bazı ülkelerde yasaklanan bir oyundu. Yine bu dönemde çıkan 4-5 tane Ratchet & Clank oyunu var. O dönemde çıkan diğer oyunlara göre bence daha iyi görünüyorlar grafik anlamında. Max Payne'in ilk iki oyununun remake'i yapılıyor şu anda biliyorsunuz ama piyasaya çıkması bence bayağı zaman alacak. Orijinal Max Payne 1 ve 2 olursa bence oyuncuların oynayacağı oyunlar olur. Primal aksiyon macera korku oyunu remastered versiyonu da PlayStation 4'e çıktı. Oyuncuların bayağı beğendiği bir oyun genel olarak. Hatta her fırsatta kıymetinin bilinmediği söylenen oyunlardan. Silent Hill 2 bence tüm PlayStation 2 döneminin en özel 4-5 oyundan bir tanesi. Wild Arms 3 sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Bence bu türdeki oyunlar diğer oyunlara göre bir tık daha oynanabilir. Yani yaşını daha az gösteriyor diyebilirim. Red Faction bilim kurgu temalı bir first person shooter. Acaba bu oyunlar PlayStation 5'te de tam böyle mi görünecek onu merak ettim. Yani muhtemelen evet böyle görünür ama biraz daha çözünürlük olarak iyileşme olsa iyi olurdu. Red Faction 2 biraz daha iyi görünüyor ama ilk oyun gerçekten çok göz yorucu. Star Wars oyunları her jenerasyonda olduğu gibi PlayStation 2 jenerasyonunda da vardı. Her sene bir Star Wars oyunu çıkmasını geçtim, her sene 2-3 tane çıkardı. Bu oyunların birkaç tanesi birden kütüphanede olur. Dark Cloud daha sonraları PlayStation 4 versiyonunda çıkan bir rol yapma oyunu. PlayStation 2 dönemindeki en iyi rol yapma oyunlarından bir tanesi ve 2 oyun var. Dark Cloud 2 ve ilk oyun. Okage Shadow King, Harvest Moon, Ark the Lag ve Rogue Galaxy. Bu 4 oyunu PlayStation Now kütüphanesinde görene kadar hiç duymamıştım daha önce. Az sayıda PlayStation 2 oyunu var şu anda PlayStation Now'da, bence bunlara hiç dokunmadan devam ederler. Harvest Moon bir çiftlik simülasyonu, diğer oyunlarda rol yapma oyunları. Ape Escape 2 var, yine o dönemin meşhur oyunlarından ve Destroy All Humans. Adından da anlaşılacağı üzere uzaylı olarak yeryüzüne inip dünyayı işgal ettiğimiz bir oyun. Artık kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detay öğrenmiş olacağız yeni PlayStation Plus'la ilgili. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.